Şimdi değerli izleyiciler, son yarışmacımızla devam ediyoruz. Söz Ayşe Egesoy'da. Evet, son olarak Murat geliyor 115 aday numarasıyla ve bir uşak şarkıyla. Sözler Sami Derintun'a, beste değerli şefimiz Selçuk Tekay'a ait. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara artık. Tebrikler Murat. Hemen yanıma alayım. Bakalım Murat neler söylemiş kameramıza. Hayatı şöyle yaşamışım da her zaman. Acaba karşıya kendimi kötü yansıtabileceğim bir hareketim olur mu? Acaba karşı insan hep beni yanlış anlar mı duygusuyla yaşamışımdır? Bir gün Bülent Ersoy, Zeki Müren, Müzeyyen Senar gibi değerli sesler gibi en üst seviyeye ulaşabilmek inşallah ki olur. Bilgi birikimiyle, aldığımız eğitimlerle. Benim en büyük hayalim bu yani. 10 yıldan beri okurum rahat bir şekilde. Tabii ki bunlar hep sahne deneyimi değil. İyi yerde de çıktım, kötü yerde de çıktım. Ama her seferinde her yeri kendime çok iyi, çok üst seviyedeymiş gibi inandırarak çıktım. En iyisini yapmaya çalıştım. Çünkü ben Gaziantep'te gazinolarda çalışıyordum. Babamın belli bir işi var, belli bir çevresi vardı. Onun arkadaşları beni gazinoda gördüğü zaman ve ona dedikleri zaman, ya işte oğlum içki masalarına meze oluyor. Onu bıraktır yani bu işi, boş ver, yapmasın. Elinde bir sanatı var nitekim. Çünkü ben fayansçı ustasıydım aynı zamanda. Babam bu yüzden bana hep derdi yani, ne işin var işte, gel mağazamız var. Belirli bir senin bu işte kapasiten var, bir ustasın. Belki o işte daha çok ismin duyuluyor bu işte. İşinin erbabı oldun. Beraber el ele verelim, bu işi yapalım. Gidip orada meze olma. Ama benim içimdeki müzik aşkı beni o masada meze değil de hep bir çiçek olarak gösterdi. Yani sanata olan sevgim ve tutkum beni yıldırmadı. Hep mücadele ettim, hep savaştım yani. Biraz inşaatta, biraz sahnede, biraz inşaatta, biraz sahnede. Tabii bunların iyi olduğu kadar kötü yanları da oldu. Düşünsenize, evinizin fayansını yapan ustanız bir hafta sonra gittiğinizde gazinoda karşınıza çıkıyor. Aa, ya bu bizim fayansçı değil mi? Ya da ne bileyim, sahnede dinleyen bir sizi misafir bakıyor ki bir ay sonra evinin fayansını döşemeye gelmişsin. Aa, siz fayansçı değil misiniz ya? Hayda, gel de anlat. Hep bunları anlatmakla geçti benim ömrüm. Yani sanatı olan sevgim ve tutkum beni yıldırmadı. Hep mücadele ettim, hep savaştım yani. Biraz inşaatta, biraz sahnede, biraz inşaatta, biraz sahnede. Şu an Gaziantep'te dinlenilebilen bir sanatçıyım. İsmim bilmiyor, ne mutlu bana. İnşallah bundan sonra bu yarışmanın vermiş olduğu eğitim, sizlerin bizi tanıtımınızla çok güzel yerlere gelebileceğime inanıyorum. Evet, kendi görüntülerini izlerken çok duygulandı Murat. Neden bu kadar duygulandın? Anlatır mısın bize? Daha çok ailemin resmi beni etkiledi. Benden önceki arkadaşlarımın bazılarında ailesinin ayrı olduğunu, anneden ya da babadan bir şekilde koptuğunu ama benim ailem orada ayakta durması beni çok mutlu etti gerçekten. Evet. Duygulu tabii ki, duygulu anlar. Aile deyince insanın yüreği titriyor tabii ki. Metin abicim, elinizde mikrofon. Canım, çok haklısın. Özellikle ailenin ve babanla konuşmanı naklederken duygulandığını ben de izledim. Ne güzel, bunları hissetmek, bunları yaşamak insan içinde yeni ufuklar açar.
Söylediğin şeyleri yapmış olman da sana bence gurur vermeli. Başarılı gidiyorsun. Gayet de güzel yorumladın. Finalin hariç. Gene force etmeye bayılıyorsun. O yüzden de finale zarar verdin. Onun dışında bence her şey çok güzeldi. Kendini üzmene gerek yok. Önün açık yavrum senin. Bence bak eğilmeyi bile öğrenmişsin. Tabii vertebraların hepsini birden eğmiyorsun. Sen de yalnız kalçadan bir tane eğiyorsun. Ötekilere dik dur dedim, buna da eğil diye mi vurdun hayatım? Her şey çok güzeldi yavrum. Ben 10 veriyorum. 10 geldi. 10 Metin Akpınar'dan. Gülben Hanım. Murat'cığım sen bu sesle hiçbir zaman meze olmazsın bir kere. Bu kadar güzel şarkı söylüyorsun ki o lafı kendi kendine bile bir kere daha tekrar etme. Ayrıca senin gibi fayans ustası olsun ya. Ya bu ne kadar güzel bir şey. Yani diyorsun ki gördükleri zaman aa bu bizim evimizde fayansları yapmıştı. Akşama da orada şarkı mı söylüyor? İbrahim Tatlıses'i hatırlatırım sana burada. Sen de herhalde onu izlerken şu söylediğin cümleleri hatırlıyorsundur. Evet. Bunun ne kadar büyük bir övgü olduğunu hiçbir zaman unutma. O fayansının da en güzelini yap bence. Şarkını da çok güzel söylüyorsun. O mesleğini de sakın hor görme. Kesinlikle. Bütün fayans ustaları böyle şarkı söylerken seni hatırlasınlar hatta inşallah. Öyle derlerdi zaten. İbrahim Tatlıses misin sen, işte hani inşaatlardayız ya o zaman. Evet. Ama her zaman gurur duymuşumdur. Hiçbir zaman yani bunu anlatırken onu kötümseyerek değil aslında. Biliyorum. Savaşımı anlattım. Böyle şekilde geldim, ima ettim. Buradan bütün inşaat esnaf arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. Elbette ki. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah ailenden de seni ayırmasın. Amin. Cümlemiz. Finalinde ne kadar bir hata olduysa da ben de 10 ve 10 veriyorum. 10, 10 da Gülben Ergen'den. Teşekkürler Gülben Hanım. Armağan'cığım. Bu sefer asılmış gibi durmuyordun sahnede. Böyle bayağı rahatlamışsın. Sayenizde oldu efendim. Estağfurullah. Herkesin huzurunda teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ama rahatlamışsın. Şimdi teknik olarak konuşmam doğru olur mu? Bir Selçuk Takay'a sormak lazım. Selçuk Bey eğer izin verirse teknik olarak da birkaç bir şey söylemek isterim. Ayrıca hiç başbakanlık yapmadım ama genel seçimlerde de oy kullanıyorum Selçuk Bey. O da doğru mu bilemiyorum tabii. Bir siz lütfen rica ederim konuşabilirsiniz derseniz teknik olarak da birkaç bir şey söylemek istiyorum haddim olmadan. Yaşınız tutuyor evladım, konuşabilirsiniz. Estağfurullah. Yani hani artık sizden her teknik konuşmada izin alacağım. Oy verirken de izin alayım isterseniz. Yok hani, ona karışmıyorum da benim işime karışmayın yeter. Ben sizin işinize karışmadım. Hocam, hiç sizin işinize karışmadım. Armağan'cığım, hocam burada bence birazcık haksızlık yapıyorsun. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Armağan bugüne kadar hiçbir zaman bu orkestra iyi çalmıyor ya da şurası şöyle de burası böyledir dememiştir. En azından bu ekran önünde, kameralar önünde yaşananlar süresince böyle bir şey olmamıştır. Ekran arkasına da söylemedim ben evet, hiçbir yani, zaman. Olmamıştır. O yüzden ben burada birazcık Armağan'a haksızlık yaptığını açıkça söylemek zorundayım. Osman Tanrı, ben dediğimi anlatamadım herhalde. Bende bir yeteneksizlik var. Estağfurullah. Ben Armağan'ın adında genelde konuştum. Bugün öyle bir devirdeyiz ki müziği bilmeyenler müziği bilenlerden çok iyi konuşuyor. Çok fazla konuşuyor ve her şeyde karışıyor. Ben sadece bunu söylemek istedim. Ama bunun muhatabı Armağan değil. Keşke Armağan değil. Çünkü ama bakın, hukuk falan diyerek direkt Armağan'ı göstermiş olduk orada. Örnek de o, sadece bir örnek. Şöyle söylersek belki hani lütfen müzikten çok anlamayanlar müzik hakkında ahkam kesmesin ama genel bir şey. Ama sanki Armağan bunu spesifik olarak yapıyormuş gibi oldu. Hayır. Ha. Ama bak Osman Tanrıcığım bir şey rica edeceğim. Bir saniye. Ben dedim ki Roma hukukunu ben yani herhangi bir hukuk kurallarını... Selçuk Bey ben burada hukukçu kimliğimle oturmuyorum. Ben burada hukuk fakültesi mezunuyum diye oturmuyorum. Beni buraya ondan oturtmadılar. Bir yanlışlık var verdiğiniz örnekte. Ben buraya televizyoncu kimliğimle oturuyorum. Dinleyici kimliğimle oturuyorum. Sağlam bir gözüm var diye oturuyorum. Beni buraya hukukçuyum diye oturtmadılar. Ama o zaman hayır. Şimdi bak gene yanlış konuşuyorsun Armağan. Konu uzamasın lütfen. Niye? Siz ama hayır şarkının şurası şöyledir böyledir diyemezsin. O şarkıyı biz biliyoruz. Nasıl diyemem? Ben bir dinleyiciyim. Ben bir müzik alıcısıyım. Ben daha önemliyim bu piyasa için. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben müziği satın alan adamım. Ben dinleyiciyim. Peki o zaman Bülent Hanım dediği vakitte Sümbül Perdesi biliyor musunuz? Bilmiyorum.
Hiçbir zaman da biliyorum demedim zaten. Şimdi evet çok yanlış. Yani bu çok uzar. Bu konuyu eğer bir uzatırsak çok uzar Armağan. Fakat hiçbir zaman da biliyorum demedim zaten. Demedi. Ama zaten konudan böyle sıyrılıyorsun Armağan. Yani konuşuyorsun sonra ben müzikten anlamam diyorsun. Evet. Ama anlamıyorum. Ne yapabilirim? Ben duyduğumu söylüyorum. Siz hiç başbakanlık yaptınız mı? Hayır. Genel seçimlerde oy veriyor musunuz? Veriyorum. Teşekkür ederim. Siz yaptınız mı? Hayır, ben veriyorum. Oy veriyorum. Çok farklı bir şey. Hiç farklı bir şey değil. Hiç farklı bir şey değil. Neyse uzatmayalım. Hiç farklı bir şey değil. Bence de yanlış bir konu tartışılıyor ama burada Armağan üzerinde hani Armağan'ın ben hiçbir zaman saygısızlık yaptığını orkestraya karşı görmedim. Onu lütfen net bir şekilde ben de altını çizmek istiyorum. Evet Armağan'cığım. İyi şarkı söylediğinizi düşünüyorum. En azından benim kulağıma hoş geliyor şarkı söylemeniz. Bir tek eğer yanlış duymadıysam, şimdi bir de böyle bir paranoya başladı. Baskı başladı. Tabii baskı başladı şimdi benim üstümde. Benim üstümden başkalarıyla hesap görüldüğü için benim üstümde baskı oluyor niyeyse hep. Sonunda sanki şarkının bir yerlerine çıktınız tiz sesleri. Oralarda bir sorun oldu gibi geldi. Eğer benim kulaklarım yanlış işitmiyor ise... Estağfurullah. Sanki emin değilim hani. Rahat olur çıktığıma ha? İnanıyorum yani. Hani eğer bir sanki öyle bir şey oldu gibi emin geldi bir bana. Şeyler vardı diye söylerdim. Teşekkür artistik ederim. Olarak 10, teknik olarak da 9 veriyorum. Teşekkür ederim. 10 ve 9 geldi. Gayet güzel puanlar ve Bülent Ersoy'a verelim sözü. Eserin en sonunda tabii bir hata oldu. Çok force ettiniz sesinizi. Çok fazla onu çekti gönlünüz solist olarak. Solistin bir tavrıdır, edasıdır. Ona karışılmaz. Ama fazla bir forseydi. Ve orada da o merdivenler tam yerli yerine oturmadı. Fakat sizin icranız, efendim baskılarınız, diğer eserin bütünüyle düşünürsek gayet hoştu. Eser zaten hakikaten fevkaladenin fevkinin fevkinde bir uşak. Efendim ve ben Şevki Bey'den sonra uşak makamını en iyi işleyen bir bestekar olarak göğsümü gere gere bu kadar da iddialı konuşabiliyorum. Değerli hoca için. Ben de size orada o hatayı yaptınız. Esasında takdir hakkımı kullanıp 10 verebilirdim ama öyle bir baktı ki suratıma şimdi. Yazık. Peki 10 veriyorum. Oh. Evet 10 da Bülent Ersoy'dan geldi. Gayet güzel puanlar. Hadi bakalım Murat'cığım. Bir daha o force yani o kadar çok yapma. Evet hocam fazla oldu. Alkışa dayanamadım. Biraz dayanamadın. Evet, hocam. Biraz daha yapayım. Biraz evet, daha hocam. Ah, o alkış var ya ona nasıl ondan oldu? Da ötürü oldu onun hocam. Trilyonlara bedeldir. Tatmini, hazzı. Hak veriyorum. Ama biraz dengede tut çocuğum. Tabii hocam. Unutma evladım. Unutmayacağım efendim. Efendim buradan tüm Gaziantep'li hemşehrilerimize, değerli belediye başkanımız Asım Güzel Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bana olan desteklerinden ötürü bir selam yollama aklım olduğu için. Bursa Nilüfer Spor Başkanı değerli Nevzat Tuna Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir şey daha var efendim. Gülben Hanım sayesinde sağ olsun teşekkür ederiz. Geçen hafta... arkadaşımın bir tanesine dedi ki kıyafetlerinize teşekkür ediyorsunuz ama size hediye ediyorlar mı diye. Ettiler efendim. Ercan Bey'e buradan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ben edeyim ona. Kim ismi ne? Ercan Bey efendim. Bursa'dan Ercan Bey. Teşekkürler. Ay sizin mi oldu kıyafetiniz? Evet tamam, efendim. Pek sevindim. Sağ bravo olun, teşekkür Ercan ederim. Bey. Aday numaram 115. Siz genel seyircilerimize de çok teşekkür ederim. Alkışlarınızla bizi onurlandırdınız. 34.50'ye gönderirseniz çok mutlu olurum. Saygılarımı sunuyorum efendim hürmetler. Teşekkürler Murat. Gayet güzel puanı 9.9. Reklamlardan sonra Tamer gelecek. Sonra da sonuçları alacağız. Görüşmek üzere.